Kanal T ekranlarından herkese günaydınlar. Yeni bir gazete programı ile yine karşınızdayız. Bizleri Kanal T'nin Facebook sayfasından ve kanalt.com'dan canlı takip edebilirsiniz. Bugünkü gazete programında ilk bölümde Doktor Burhan Dalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Doktor Bülent Dizdar'la bizlerle bir telefon bağlantısı gerçekleştirecek. Ardından kısa bir haber arası vereceğiz. Sonrasında ise Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile birlikte olacağız. Dün 191 test daha yapıldı COVID-19 ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir yeni vakaya daha rastlandı. Pozitif olduğu dün Sağlık Bakanı Ali Pide tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu'nda da önemli kararlar alınmıştı. Tüm bunları Doktor Bülent Dizdarlı ile birlikte değerlendireceğiz. Şu an kendisi telefon attığımızda. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet efendim, dün 191 yeni test daha yapıldı. Bir yeni pozitif vakaya daha rastlandı. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz şu ana kadar gelinen süreci? Evet, yani biliyorsunuz 10 Mart'ta başlayan bir süreç. Alman evet. Turistlerin Salamis Bay Otel'de ikametleri sırasında neredeyse yani bir uyarı sistemi gibi bizi uyarmasıyla ortaya çıkan bir test. Bunun şey hastalık. Neden bunu söylüyorum? Evet. Daha evvelden de biz bunları sosyal medyadan, televizyonlardan işte Çin'de veya başka uzak ülkelerde görüyorduk, oluyordu, bitiyordu ama sanki bize bir film izliyor gibi geliyordu. Bir şeyler yapıyorduk ama çok hazırlanmıyorduk. Ama bir anda Alman turistlerde çıkmasıyla biz ciddi bir alarma girdik. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer onlar da önce görülmese ve mesela İngiltere'den, Türkiye'den bizim akrabalarımız, çocuklarımız buraya geldiğinde onların her eve girmesiyle bir anda bu hastalık yayılsaydı daha büyük bir felaketten karşılaşabilirdik diye ben açıkçası düşünüyorum. Ve Almanları bir uyarıcı olarak kabul ediyorum bu dönemde. Tabii ki Alman çok ciddi tedbirler oldu ondan sonra. Yani bir sosyal izolasyon hem devlet hem hükümet hem halkın kendi talebiyle ve gayretiyle bu da çok işe yaradı. Okulların çok hızlı tatil olması. Birçok ülkeden önce bunlar yapıldı bu. Evet. Bizim ülkemizde. İş yerleri kapandı. Kamu neredeyse büyük ölçüde iptal oldu. Ve ciddi bir izolasyona girdik. Bir anda hastalığın patlaması, yayılması bu sayede önlendi. Neredeyse iki aylık bir süreç oldu. Bir aylık bir süreç oldu. Mart'ın 10'undan işte Nisan'ın 10'una geldik. Bu sürede saptanan 98 vaka, evet. Aşağı yukarı değil mi? Rakamı öyle diye hatırlıyorum. Ve yaklaşık da daha sonra tespit ettiğimde 3 tane daha vefat eden vaka var. Bu dünya istatistiklerine uyuyor. 100 vakada 3 ölümden bahsediyorlar. Açıkçası ben şu ana kadar uygulanan, evet bir takım hatalar da vardır ama bana göre ama gelinen noktanın çok da kötü olmadı. Hatta iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi dünya istatistiklerinin üstüne asla çıkmadık. Yani o durumda kalıyoruz. Ha, testlerde ya da uygulamalarda bazı hatalar olmuş olabilir. Evet. Ama bu dünyanın her yerinde oluyor. Bunu da böyle kabul edelim. Çünkü bu virüs çok yeni bir virüstür. Yani eski bir virüsün daha doğrusu yeni bir versiyonudur ve İnsanlık bu virüsü baştan öğreniyor. Yani şunu birkaç yerde söyledim, gene söylemekten intihar edeceğim. Bana 10-15 yıl evvel bir virüsü hastalığa yakalan bir tanesini sen kendi elinle seç deselerdi, ben korona derdim. Çünkü korona bizim tıbbi bilgilerimize göre çok basit işte nezle yapan garip bir virüs çıktı. Ama evet. Zaman içerisinde değişti. İşte biliyorsun önce SARS sonra MERS gibi hastalıklara dönüştü. Şimdi de COVID-19 olarak karşımıza çıktı. Bilmiyoruz ama bu hastalığı devamlı şekil değişti. Dikkat edersen Dünya Sağlık Örgütü bile devamlı bildirilerinde kendiyle çelişkiye düşen bildiriler yayınlıyor. Yani mesela ne diyor? İşte diyor bundan diyor en fazla diyor sağlık sistemi kötü olan ülkeler etkilenecekti demişti başlangıçta. Evet. Fransa, İngiltere ne hale geldi? İtalya ne hale geldi? Demek ki yani sağlık sisteminden ziyade iyi yöneticilik de önemliymiş. Bence biz iyi yönetildik. Yani bu dönemde iyi yönetildik. Sağlık sistemimiz çok mükemmel değildi ama iyi yönetildik. Yine işte maske kullanmayın tartışmasını devamlı yapıyor
Dünya Sağlık Örgütü. Yani tam oturmadı. Evet efendim. Hastalığın tam olarak tanımlanabilmesi için dünya indinde bugüne kadar hep öyle olmuştu. Üzerinde işte binlerce vakanın üzerinde çalışılması gerekir. Ve bunun üzerine de yayınlar yapılır. Ve bu dünyanın itibar sahibi dergilerinde de yayınlanır. Ondan sonra bu protokoller aslında oluşur. Şu anda yapılan ise 15-20 vaka üzerinde en fazla yapılan testler, çalışmalar üzerine deneme yayınlarıdır. Yani şu anda kadar aslında öğrenme çalışmalarıdır. Tabii insanlar bunları da yapmak durumundadırlar. Çünkü dediğim gibi çok yeni bir şeyle bir anda karşı karşıya kalındı. Düşünün yani dünyada hareket durdu. Uçaklar uçmaz, otomobiller gitmez, trenler gitmez, her şey durdu. Öyle olunca da insanlar normale bir an evvel dönebilmek için çok hızlı arayış içindedirler. Onun için de bu yayınları da yapıp şimdi herkes birbirine yardım ediyor. Hatta paylaşıyorlar bunu ki sayı çoğalarak daha doğruyu bulsun. Ama kanaatim şudur ki tam doğruyu bulmak için bu işin ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl başladığını, nasıl geliştiğini, tedavisini, korunmasını tam anlamıyla bir yıl sonra ortaya koyabileceğiz. Efendim, yani, dünyada koronavirüsle hasta sayısı 2 milyona yaklaştı. Son veriler bu yönde. Siz bu rakamın nerede durmasını bekliyorsunuz? Yani şöyle bir şey, ben değil, şu anda işte dediğim gibi o çalışmaların otoriteleri şunu söylüyor. Dünyadaki %85-90 insan bu hastalığa bir şekilde bulaşmadan bu durmaz. Yani herkes yakalar. Ama nasıl olacaktır bu? Bir çane erisi düşünün. Önce yükselecek, yükselecek, sonra düşecek. Belli bir dönemden sonra. Evet. İkinci sene tekrar patlayacak. İkinci bir çane erisi tekrar olacak. Fakat o çane erisi diğeri kadar yüksek olmayacak. Üçüncü sene biraz daha küçük olacak. Yani böyle böyle bulaşa bulaşa bu. Bir de ne olabilir? Aşısı çıkabilir. Aşısı çıkarsa çok hızlı bir şekilde bağışıklık sağlanır. O zaman da durdurulabilir. Ama bunun için tam bir zaman veremezsiniz. Ya yani koronalı bir aynı grip gibi koronalı yaşama da geçebiliriz. Yani böyle bir yaşam tarzınız da olabilir. Dediğim gibi çan eğrisi giderek küçülerek devam edebilir yıllar boyunca. Veyahut da aşısı çıkar, korunur. Aşının da tabii şey tartışılır o zaman. Ne kadar sürenin koruyuculuğu olur falan diye. Onları da bilemeyiz tabii şimdiden. Aşı çıktıktan sonra konuşacak konulardır bunlar. Ancak o zaman bu şeyi tamamlayabiliriz. Ha, diyeceksiniz bana, madem ki herkes bulaşacak, bir an evvel neden biz sokaklara çıkıp bulaşmıyoruz, ne olacaksa olsun. Evet. Şu anda işte bizim devletin de aslında uyguladığı, açıklamadığı belki ama resmi politika, dünya indinde bazı ülkeler tarafından uygulanan politika şudur. Sağlık servislerinizi çökertmeyecek bulaşa yakalanmanız lazım. Yani nedir bu? İşte sizin sağlık servisleriniz bir anda binlerle hastayla dolmamalıdır. Dolarsa, çünkü aynı İtalya'daki gibi ne olur? İşte iki tane hasta vardır. İkisi de solunum cihazına ihtiyacı duyar. Biri işte 90 yaşındadır, o biri 60 yaşındadır. 60 yaşındakine doktor takmak durumunda tercihini yapar. Ki bir sağlık çalışanı, bir hekim için herhalde en zor bir şeydir diye bu tercihi yapabilmek. Bunlar olmasın, bunlar yaşanmasın diye dünya ülkeleri, biz de dahil, hastalığın mümkün olduğu kadar yavaş yayılarak sağlık servislerimizin çökmemesini sağlamaya çalışıyoruz şu anda. Efendim, bazı ülkeleri görüyoruz, yani ismini de verebiliriz, İsveç, Belarus gibi ülkeler önlem almadılar. Yani halkları gayet sokakta dolaşıyor, alışverişlerini yapıyor, parklara gidiyorlar. Normal yaşantılarında hiçbir kısıtlamaya gitmediler. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani onu yapan ülkeler şu anda çok pişman diye düşünüyorum. Yani bunu yapan zaten şu anda benim bildiğim işte İtalya, İngiltere ve Amerika bunu yaptı. Yani biraz da başkan yönetim katolarındaki insanlar da işte sürü psikoloji, sürü bağışıklığı dediği politikaya yöneldiler. Ama yani tabii ki tabutlar ortaya çıkıp tepkiler oluşunca da insanlar sokaklarına dökülüp bunları protesto edince de yöneticiler bir yerde dur deyip daha bu defa da daha sert politikalar uygulamaya başladılar. Yani
Şu anda Londra sokaklarında askerler dolaşıyor diye duyumlar alıyorum. Sokağa çıkmaları için, insanların tedbir almak için, ki demokratik ülkelerde bunların olmasını pek beklemezdik. Açıkçası çok doğru değil. Sağlık sisteminiz çok mükemmeldir. Her şeye hazırsınız. Bunu yapabilirsiniz. Mesela İsveç çok değişik bir politika ilgiliyor. Evet. İsveç'in başbakanı tek mesaj verdi halkına, biliyorsunuz. Ne dedi? Erişkin gibi davranın dedi. Yani bir erişkinin yapması çocuk gibi değil. Yani işte size ben sokağa çıkma yasağı dediğim zaman sokağa çıkmayacaksınız. Ellerinizi yıkayın dediysem ellerinizi yıkayacaksınız devamlı. Yani hijyeninize dikkat edeceksiniz, gıdanıza dikkat edeceksiniz, bunlara dikkat edeceksiniz. Erişkin gibi. Yani ben devamlı size çocuklar gibi çıkıp da işte sokağa çıkmayın, akşam komşuculuk yapmayın, İşte birbirinizle bir bulaş olduysa bunu bir bildirin demeyin. Yani bunu siz zaten, İsveç bunu yaptığı için çok başarılı şu anda. Dünyada örnek ülke. Başbakanlarının talimatlarını aynen uydular daha birinci günden ve erişkin gibi davranıyorlar. Şu anda bence dünyadaki bir numaralı, bu işte başarılı ülke, örnek alınacak ülke de İsveç. Evet efendim, biraz da içeriye dönecek olursak, Bakanlar Kurulu'nun dün almış olduğu kararlar vardı. 30 Nisan'a kadar kamu uzatıldı. Okullar yine ona keza uzatıldı. Daha önce alınmış olan bütün kararlar bir haftalığına... İşte dediğim gibi politikanın ürünüdür. Yani şu anda ne oldu tabii biliyoruz. İngiltere'den, Türkiye'den yurttaşlarımız geldi uçaklarla, gemilerle. Bundan dolayı süreç uzadı. Yani bu süreç her uçak, her yeni girdiğinde biraz daha uzayacaktır. Bir 20 günlük bir süreç daha alacaktır. Bundan dolayı Bakanlar Kurulu da bu süreci uzatmak durumunda kalmıştır. Bence doğru bir karardır. Uzatılmasında fayda vardır. Tam önümüzü görünceye kadar. Dediğim gibi yani bu ilerleme böyle gidecek de değildir. Belki daha sonra muhtemelen diye düşünüyorum. Kısmi açılışları artık planlamanın zamanı gelecektir. Çünkü insanların da yavaş yavaş bu bağışıklık olayına girmesi gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken en önemli konu kalp hastaları, kanser hastaları, şeker hastaları ve 65 yaş üstü insan grubudur. Evet. Bu insanlarımızı adeta bir çim vazosu, bir kristal avize gibi korumalıyız. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani çok değerli, kırılmaması gerek. Yani bunlara böyle özel muameleler yapmalıyız. Bu dönemlerde onları, insan temasını biraz daha az tutmalıyız. Ben kendi adıma babamı çok özlüyorum ama gidip devamlı göremiyorum. Ama her gün telefondan arıyorum, hatırını soruyorum. Evet. Herkesin böyle yapması lazım. Bu insanları özellikle bir müddet daha, belki de çok daha uzun bir müddet daha korumamız gerekiyor. Çünkü en hassas, en kolay, en kırılgan insanlar bunlardır. Onun için onların da bizi anlayıp gönül koymamasını da diliyorum. Tabii o ayrı bir konu. Çünkü duyuyorum bazı arkadaşlarımdan, işte yaşlı, özellikle sosyal medyada babalarının, annelerinin onlara gönül koyduğunu, işte görmüyorsun bize diye, ama işin kazına yağı öyle değil. Aslında insanlar çocukları, onları ne kadar sevdiklerini bu şekilde belli ediyorlar. Hükümetin bu konudaki kararlarını tutuyorum, destekliyorum. Kesinlikle yavaş yavaş normal sosyal hayata dönmeliyiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Belki yanlış olan tek şey şudur. İnsanlar bir ciddi bir şey istiyor. Bir merkezden idare edilmek ve bir merkezden bilgi almak istiyor. Bizde ise maalesef 3-5 tane komite var. Bir sürü kurum kuruluş var açıklama yapan. Ben eskiden beri hep isterdim. Yani gönlümden geçen şuydu. Yani şu anda işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Başbakan Yardımcımız ve belki diğer siyasi partilileriyle beraber bir masa etrafında dolaşıp krizin komitesinin baş yönetimini ele almalarını, beraber almalarını ve görevlendikleri diğer alt komitelerinde değişik işler yaparak onlara bilgi aktarımı yapmasını ve onların ülke adına tek sesten kararları iletmelerini dilerdim. Belki bu
bu da olacaktır zaman içerisinde ama işte çok da geç kalmamak lazım. Güven çok önemli, iletişim çok önemli. Evet efendim, bu salgın hastanesi konusu da gündemde. Bununla ilgili görüşlerinizi de paylaşır mısınız? Hangisi efendim, pardon? Pandemi hastanesi de gündemde. Merkezi cezaevi evet. Olacak Nalbantoğlu'nun. Şimdi bu... pandemi hastanesi konusu aslında ilk kez ben sosyal medyamdan Şubat ayında duyurmuştum. Yani bir an evvel Şubat sonlarıydı. Böyle bir pandemi hastanesi gerekecekse bunun Cengiz Topel Pendere'de hastane olmasını istemiştim. Çünkü orasının giriş çıkışı kontrolündeydi. Geniş bir bahçesi vardı. Ve o alana prefabrik olarak da ekstra konutları çok hızlı yahut da binaları çok hızlı yapabilirdik diye düşünmüştüm. Evet. Çok kabul görmedi. Çünkü hem işte merkeze çok uzak, hem orada tomografi yok, hem de şeyler dediler, işte özel odalar yok falan dediler. Aslında ben hala daha orasının en uygun olduğu yeri olduğunu düşünüyorum. Bunlar da sağlanabilirdi. Kaldı ki şu anda özel hastane olması, özel oda da çok gerekmiyor artık pandemi hastanede. Dünyadaki örneklerini görüyoruz. Şu anda evet. Yeni hangarları alıyorlar insanlar. Yani Çin 48 saatte pandemi hastanesi yaptı deniliyor. Yani bunu zannediyorlarsa eğer sıfırdan yaptılar, yanılıyorlar. Bunları geniş işte spor salonlarını, düğün salonlarını, ne bileyim ben otellerin büyük salonlarını bir anda değiştirerek yaptılar. Şimdi bizde yeni hapishaneyi düşünülüyor yapılmasını. Yeni hapishane konusunda benim bazı tereddütlerim var. Evet. Çünkü bu binanın elektrik aksamı oraya konulacak aletlerin yükünü kaldırabilir mi? Yani bu konuda bilgimiz yok en azından. Artı santral bir oksijen cihazı, oksijenleme tertibatı yok. Bunun için tekrar duvarları kırıp dökmeniz gerekir. En önemlisi kapıların, sedyelerden daha önce yatakların geçiş büyüklüğü var mıdır? Onların görülmesi lazım. Efendim, yani bunlar tabi bilmeden orasını kabul etmemiz çok mümkün değil gibi geliyor bana ama eğer böyle çok büyük mesela öyle Koşa'daki Atatürk Spor Salonu, fuar alanı veyahut da işte büyük otellerin kumarhaneleri gibi salonların bir anda işte gelip bölmelerle kesilerek bir pandemi hastanesi haline çevirmesinin daha uygun olabileceği ya da benzer yerler, yani illa da oralar değil işte. Var daha başka örnekler de çok sayıda. Bunlar konuşulup tartışılabilir çünkü hiçbiri dini kitap ayeti değil neticede söylediklerimin. Hepsi tartışma konusu. Yapılabilir diye düşünüyorum. Daha mantıklı geliyor. Aksi takdirde bugüne kadar işte zar zor yaptığımız hapishaneyi de elden çıkartıp kaybetme durumuna gelebiliriz yani. Onun için iyi konuşulması, iyi tartışılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet efendim, sosyal medyada çok da tartışılan bir konu var. Yurt dışından gelen Kıbrıslı Türklerle ilgili. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Yani şöyle, eğer bu soruyu bana 15 gün önce sormuş olsaydınız, evet, size tamam derdim. Yani getirebildiğimiz kadar getirelim. Bunlar bizim vatandaşlarımızdır. Koruyalım, hemen alalım, şey edelim. Ama şu saatten sonra artık durması gerekiyor. Yani çünkü bulaş hızı gerek Türkiye'de gerek İngiltere'de çok arttı. Yani inanılmaz derecede arttı. Artık ve Dünya Sağlık Örgütü de son genelgelerinde artık yerinde kal diyor. Yani kalın diyor. Ne olursa olsun diyor. Kapanın diyor odanıza diyor. Orada kalın diyor. Yani hareket etmeyin diyor. Çünkü bulaşı artırıyorsunuz. O sebepten artık bu saatten sonra gelmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hatta keşke yani kimse de beni yanlış anlamasın ama son iki uçakta gelmeseymiş. Biliyorsunuz ondan sonra da bir sürü sansasyonel olay haber çıktı. Yani bu saatten sonra en azından artık olmaması gerekiyor. Zaten hükümet galiba 15 günlük bir karar aldı ama ben diyorum ki önümüzü görene kadar bir süre bunun durması lazım. Evet efendim, bir bilimsel makale var daha tam Dünya Bilim Kurulları tarafından onaylanmadı ama şu ifadeler yer aldı. Bugün de sıkça tartışılacaktır bu konu. Atık sularda da koronavirüsün görülmeye başlandığı ifade ediliyor bu makalede. Evet, pardon. Atık sularda da koronavirüsün görülmeye başlandığı ifade ediliyor. Bugün yayınlanan bir bilimsel makale vardı. Bizler de haberini hazırladık bunun.
Böyle bir tehlikeyle daha da büyüyebilir mi bu koronavirüs? Hakikaten ben bunu anlayamadım tam sözlerinizi. Alo. Efendim. Sesim geliyor mu? Anlamadım bunu. Efendim, bugün düşen bilim makalesi vardı. Büyük haber sitelerinde de yayınlanmaya başladı da zaten. Atık sularda da koronavirüsün artık görülmeye başlandığı ciddi oranda. Bununla ilgili çalışmaların da yapıldığı ifade ediliyor. Sularda. Bu tehlikeyi biraz daha artırabilir mi? Yani bu çok yeni bir bilgi benim için. Bunu biraz araştırmadan size cevap vermem çok doğru olacak değildir diye düşünüyorum. Biraz bu konuda gerçekten bir bilgim yok. Eğer böyle bir şey varsa mutlaka tehlikelidir ama yani şu anda da çok bilgi kirliliği var. Ben açıkçası bunu ilk kez sizden duydum şimdi. Onun için biraz şey oldum. Tereddütlüyüm. Bu konuda da cevap vermem size. Yani çünkü hiç araştırmadığım, hiç daha evvel bilgime gelmeyen bir konu. Evet efendim, peki artık nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani koronavirüsten öncesi ve koronavirüsten sonrası diye siyasiler ayırdı ama bir de bunu sağlıkçı olarak siz nasıl değerlendireceksiniz? Biz mümkün olduğu kadar bu hastalığa az yakalanarak sağlık servislerimizi zora düşürmeden bu süreci atlatmak durumundayız. Birinci önceliğimiz budur. Çünkü bir anda sağlık servislerimiz yüklenilirse sağlık servislerimiz yeterli değildir. Bu birinci kuralımızdır ve bunu yapmak durumundayız. Eğer onun için insanlar sokağa çıkmasınlar, onun için maske taksınlar, onun için yakın olmayı durdursunlar, sosyal bir mesafe koysunlar aralarına diyoruz. Yoksa başka sebepten değil. Biliyoruz, başta da söyledim, herkes bir şekilde bu virüsten tanışacak ama bunu lütfen zamana yayalım. Yani belki aşı çıkar, tedavisi bulunur. Yani bunlarla ilgili bir sürü şansımız olabilir bu süreçte vakayı uzatmaktan. Evet, ekonomik olarak bazı kayıplarımız olabilir ama önce sağlık. Evet efendim, sağlık açısından da kendimizi test etme imkanı da bulduk esasen bu süreçle birlikte. Siz de devlet hastanesinin eski başhekimisiniz. Bundan sonra mesela neleri eksik yaptık, neleri tamamlamalıyız, nelerde iyiyiz? Bunlarla ilgili ne yapılabilir? Ya yaklaşık ben neredeyse işte 35 yıldır bu ülkedeyim. Döndükten sonra, tıp fakültesini bitirdikten sonra 35 yılın 30 yılını tarifle biliyorum, haşır neşir geçirmişimdir. Her tıp bayramı törenine gitmişimdir. Her sosyal olayına, her bilimsel olayına katılmışımdır. Her arabasında söylenen bir söz vardır. Dönemler insanları tarafından, yöneticileri tarafından. Hep denir ki, işte sağlığa ayrılan bütçe yetersizdir. İşte en az %12 olmalıdır. Gerekçeleri de ortaya konulur. Fakat oraya çıkan dönemin sağlık bakanları buna hak verir. İşte inşallah yakın dönemde bunlar olacaktır. Belki gelen dönem size bunun müjdesini vereceğiz. Gerekli yatırımlar yapacağız derler. Fakat maalesef bir sonraki 14 Mart geldiğinde de tekrar bir eyvah, yine 14 Mart denilir ve geçilirdi. Yani çünkü yine aynı konuşmayı yapsa o yönetici hiçbir fark olmazdı. Umarım aklımızı başımıza devşiririz. Sağlığa ciddi yatırımlar yapmaya başlarız. Zaten dönem artık sağlık dönemi olacak. Yani bu kaçınılmaz. Dünyada böyle olacak. Amerika bile sistemini çok çökertti. Bu sayede insanlar gördüler sağlığın daha önemli, her şeyden daha önemli olduğunu. Ve sağlık, ciddi bir sağlık probleminin, global bir sağlık probleminin bütün dünyadaki her şeyi durdurabileceğini de gördüler. Yani düşünün, dünyanın bir ülkesine bir nükleer bomba atsaydınız herhalde bu etkiyi yaratmazdı. Diğer ülkelerde dünya devam ederdi ama bu maalesef bütün dünyayı kapsadı. Bizde de bakın gene ne oldu? Mesela ben çok açık ve net söyleyeyim gene size. Ben bir seneden biraz fazla oldu emekli olalı. Ayrılmazdan önce yaklaşık işte 40 tane şeyimiz vardı. Ventilatörümüz vardı, solunum ventilatörümüz vardı. Evet. Yani, ve bir 10 tane daha alınması için sipariş verilmişti. Yani belki 50 oldular sonra. Şimdi geçen gün şeyi dinliyorum, Sayın Bakan, Sayın Yatay Müdürümüzü dinliyorum. Süratle bu sayıyı 150'ye çıkartmak için gelişmeler yapıyorlar. Şimdi yani olabiliyorsaydı,
neden olmaz bu kadar zamandır? Demek ki olabiliyor istendikten sonra. Çünkü ne oldu? Başka fonlardaki bütün paralar buraya aktarıldı. Sağlığa aktarıldı. Sağlığın önemi öne çıktı. Ve bu cihazlar alınıyor. Bunun yanında monitörler alınıyor, başka tıbbi cihazlar alınıyor. Yani sağlık, zayıf olan sağlık sistemimizin gerekli enstrümanlarını arttırmak ve sağlık sistemlendirmek için bir çaba içerisine girildi. Yani bunu işte sadece bir felaketin gelmesiyle beklemek doğru değil. Bunu bir devlet politikası haline getirmek bence çok önemli. Bu dönemden sonra da yani bence ne olacak biliyor musunuz? Evet, evet. Güvenli bölgeler değer kazanacak. Yani siz eğer toprağınızda bu salgını mümkün olduğu kadar az tutarsanız bu bölgedeki topraklar çok daha fazla değer olacak. Buralar dünya tarafından da bilinecek, görülecektir. Bu da bizim için ayrı bir önem olabilir. Bu yönde de bir politika geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet efendim. Türkiye'den yetkililer gelmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Türkiye Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca. Burada hem Sayın Başbakan Ersin Tatarlı hem de Sağlık Bakanı Ali Pilli ile toplantılar gerçekleştirmişler. Ve ardından yeni bir hastane sözü verilmişti. Şimdi bu hastanenin önemi herhalde bir kez daha ortaya çıktı yapılmasının. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yapılacak hastanenin hangi donanım özelliklerine sahip olması lazım? Yani yeni bir hastanenin yapılması konusunda toplumda zaten eskiden beri bir konsensüs vardır. Yani evet. Burhan Nalbantoğlu'nun artık tek başına bütün bu yükü taşıyabilecek altyapıya sahip olmadığı, hatta fiziki yapıya da sahip olmadığı bilinir. Bu konuda bir tereddüt yok. Hastanenin yeri ve şekli ve yapılma şekli üzerinde bir tartışma vardır. Hı hı. Bu konuda da gerek finansörleri, gerek sağlık otoriteleri oturup toplanıp bir karar üretmeleri gerekir diye düşünüyorum ama şu anda görüş için biraz zamana tekrar geri dönmek için bir zamana ihtiyacımız var. Önce başımızdaki bu derdi bir an evvel savmamız gerekiyor. Ondan sonra yapılabilir. Şu anda ihtiyacımız olan bir pandemi hastanesidir. Yani Lepoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni tekrar eski, o beğenmediğimiz Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni eski çalışabilir düzeyine getirebilecek bir olanağı sağlamamız gerekir. Çünkü amiral gemimiz orasıdır. Orası olmadığı zaman işte görüyoruz. Yani bugün özel hastaneler yardımcı olmaya çalışıyorlar ve mesela işte diyorlar özel acil vakalara ücretsiz bakacağız. Yahut da işte doğumları bedava gerçekleştireceğiz gibi. Fakat sağlık pahalı bir şeydir. Yani onları da kınamıyorum. Oraya gidip de başka şeyler ortaya çıktığı zaman mesela acilde gidersiniz. Teşhisi yaparsınız. Apandisitten sonra ameliyat olacak. Ameliyatın parasını isteyecek adam. Yani böyle şeyler var. Bunlarla ilgili devletin bazı atılımlarla yapması gerekiyor. Ama en doğrusu Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tekrar bu işleme kazandırılmasıdır. Bunun için de bir pandemi hastanesinin dediğim gibi bir spor salonunda olur, bir düğün salonunda olur, bir otelin büyük salonunda olur, bu aralarında olur. Bilmiyorum yani oralarda bir yerde olabilir diye düşünüyorum. Bunu yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi şu anda elimizdeki en güçlü araçtır. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet efendim, yavaş yavaş da vaktimizin sonuna geliyoruz. Son olarak kısaca mesajlarınızı da alalım. Evet, birincisi şunu söylüyorum. Lütfen halkımız talimatlara, yani hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu talimatlara uysun. Yani sokağa çıkmama, hijyen konusundaki şeylere çok dikkat etsin. Ben süpermarketlerimizi çok takdir ediyorum. Gerçekten oralarda çok özenle bir iki defa çıktım, ben de alışveriş yaptım. Oralarda işte gerek eldivensiz ve maskeli insanları almamaları çok hoş bir tertibat. Belki bu ileride açılacak olan devlet dairelerine örnek timsalecek bir yapılanma. Gerçekten onların yöneticilerini kutluyorum. Bir de dikkat edilmesi gereken ikinci husus, lütfen dediğim gibi yaşlı insanlarımız. Bunları lütfen çok 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 iyi koruyalım. Çünkü en kırılgan onlar. Ve sabırla bekleyelim. Yani acele etmeyelim. Bazı sektörlerin çok işte maddi haklıdırlar. Yani bir şey de diyemeyim o konuda. İnsanlar da bazıları da biraz açlık sınırına doğru yanaşıyor ama
devletin o konulara biraz eğilmesi gerekir ama çok da acele etmeyelim. Çünkü sağlık servislerimiz daha hazır değil. Yani bizim olanaklarımız çok kısıtlıydı. Yani böyle bir anda 2000 hastaya, 2000'e bakın 1000 hastaya yüklenirse her şey bir anda çökebilir. O yüzden onun endişesini istiyorum. Acele etmemek gerekir diye düşünüyorum. Herkese sabır diliyorum. Bilgi kirliliğinden de uzak durulması gerektiğini evet. düşünüyorum. Lütfen güvenilir kaynakları takip etsinler. Yani ülkemizde mesela güvenilir bilgi kaynakları nereleridir? Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sürecin başından beri çok ciddi, güzel dünya literatürüne uygun yayınlar yapmaktadır. Gene Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarıdır. Yani bunlara çok dikkat edelim. İşte o bunu dedi, bu bunu dedi diye bir panik yaratmayalım. Bu gerçekten çok önemlidir. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Evet, Doktor Burhan Dalbantoğlu, Devlet Hastanesi eski başhekimi, Sayın Bülent Dizdar'la bizlerleydi. Kendisinin görüşlerini dinledik. Mesut Kazık, iyi yayınlar demiş. Evrem Erinmez, günaydın. İyi yayınlar demiş. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen sonrasında Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.